Yani casusluğun tanımı te değişmesi gerekiyor. Sosyal medya dedik, işte film sektörü dedik. Buna katılır mısınız? Şimdi efendim, e, tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin bekası için tabii bu <laughs> üzerinde mutlaka durulması gereken bir alan. Ancak bu alan, e, İngilizce deyimiyle direct the thin line, ince kırmızı bir çizgi. Yani bu çizginin çok iyi belirlenmesi lazım, muğlak taraf bırakılmaması lazım. Bir örnekten geri gideceğim. Ee, öğretmen okulu yıllarında beraber okuduğumuz bir arkadaş ben e, işletme fakültesini tercih ettim. O hukuk fakültesini tercih etti. Bir arkadaşımız ve e, hakimli e, imtihanını kazandı. Hakim olarak görev yaptı. iki sene mi 3 sene mi sonra askere gitti. Yedek subay olarak yaptı. Ve askerliğini bitirdi. Yeniden göreve başlayacak bir türlü hakimler ve savcılar yüksek kurulu göreve başlatmıyor. Bir, bir, bir bekle 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 bir yılı buldu. Araştırmaya başladı. Sonra isim vermeyen bir siyasetçi devreye sokuldu. Ve bu arkadaşımız ömrü hayatında bırakınız sosyalist olmayı sorucu bile olmamıştı. Ama öyle bir rapor tanzim edilmiş ki hakkında hakimliğe döndürmediler. O da bu meseleyi bu arkadaşım izzeti nefis meselesi yaptı. Dedi ki bir günde olsa göreve başlayacağım ve sonra istifa edeceğim dedi. İki yıl uğraşmak durumunda kaldı. Bu örnekten sonra döneyim. Yine bu kanunu hazırlayan değerli siyasetçilere şunu ifade edeyim. Şu anda Türkçe'ye de çevrilmiş. CIA'in soğuk savaş döneminde nasıl etki ajanlığını ve etki ajanlarını devşirdiğine dair bir kitap var. CIA'in. <laughs> CIA devşiriyor etki ajanlarını. Evet. Bakınız. Etki ajanlığı, vakıflar, NGO, sivil toplum kuruluşları, evet. edebiyat, sinema, tiyatro, müzik, moda, sosyal medya, bir kısım dini kuruluşlar buralardan. Nitekim soğuk savaş döneminde beylik bir laf vardı. Eğer kendinizle ilgili daha çok bilgi elde etmek istiyorsanız ya Vatikan'a sorun ya KGB'ye sorun derlerdi. İşte böyle bir şey de mutlaka ve mutlaka bu kanuna ihtiyaç varsa ki var mutlaka çünkü sosyal medya zıvanadan çıkmış. Evet, Ama bu Farklı düşünenlerin üstünde giyotine dönüşmemeli. Evet. Yani mutlaka ince kırmızı çizgi çok iyi belirlenmeli ki bu kitabı tekrar söyleyeyim. Türkçe'ye çevrilmiş CIA'in soğuk savaş döneminde nasıl insan devşirdiğini sinemadan, müzikten vesaire. Üniversitenin adını söylemeyeyim. Yazarın adını da söylemeyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü bir üniversitesi vardır. Dünyanın her ülkesinden her ülkesinden buralarda buralara her yıl bir tane yazar adayı alınır. Bu yazar adayının üzerinde bir yıl iki yıl orada eğitim gösterilir ve bunlar edebiyat dünyasına efendim sinema dünyasına lans edilir. Yine Kalambiya Üniversitesi'nin gelecek vadedenler kulübü vardır. Bugün önümüzdeki sosyal medya devlerinin başındaki bütün patronlar bu kurumdan geçmiştir. CIA eğitiminden geçmiştir. İşte burada bir başka bir misal vereyim. 1980'li yıllar. Amerika 90'a doğru giderken 80'lerin ortasında FBI bir şey yakalıyor. Patır patır 16 Amerikan istihbarat kurumunda Küba'nın lehine bile casusluk yapan ajanlar var diyorlar ki ya bu nasıl olur bu adamlar iyi eğitimli iyi ücret alan insanlar bu insanlar nasıl vatanına ihanet ediyor ve üç üniversite araştırma yapıyor araştırmanın sonra bu araştırmalardan birini ben okuma imkanı buldum araştırmada çok ilginç bir şey var hedef alınan ülkede hainler değil hainler çok çabuk deşifre olur ama ne dediğini bilmeyenler tabiri caizse ağzı gevşek olanlar tabiri caizse. Efendim kullanışlı malzeme durumunda olanlar. Bunlar yukarıya doğru ittirilir, görevlere ge getirilir ve yapılan araştırmanın sonucunda bu casuslardan onda 8'i kendi vatanına ihanet ettiğinin bile farkında değil. Farkında i̇şte değiller. Değil. Etki ajanlığı böyle bir şeydir. Onun için ince kırmızı bir çizgi. Ha bu düzenleme yapılmalı mı? Yapılmalı. Ama bunun nasıl olacağını piyasada var bu kitap. Siyasetçiler, iktidar ve muhalefet bu kitabı alıp okusunlar ve çok net düzenlemeler yapsınlar. Flu bir düzenlemede sen benim gibi düşünmem, düşünmüyorsun. Tak adama bir kulp at içeri. Adam tilki tilkilini bildirinceye kadar postelden gider. Bu ee, tabi burada açıklandı ya hocam biraz önce okudum işte farklı ülkelerin organizasyonlarının işin içine girmesi aslında bu yasa teklifine eklenen madde <laughs> onu Ustaca, kapsıyor. Ustaca sinemadakini nasıl te te tespit edeceksin? Onlar çok işte ince noktalar ha. bunlar için ciddi eğitim Abi, almaları gerekiyor. Nasıl insan. tespit edeceksin? Edebiyatta nasıl? Şimdi bir isim var söylesem kıyamet kopar da söylemeyeyim burada sonra söylerim size. Adam ülkesine ihanet etti bu adam. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ama dediğim üniversitede eğitim gördü iki yıl. Evet.